Dilara 2000'den 2011'e kadar olan farklı okulların kazanma yüzdeleri ile baş antrenörlerinin milyon lira cinsinden yıllık maaşları hakkında bilgi toplamış. Milyon lira. Ardından aşağıdaki dağılım grafiğini ve trend çizgisini oluşturmuş. Bu eksen milyon lira türünden maaş, burası da kazanma yüzdesi. Grafiğe bakarsak eğer burada 4 milyon lira üzerinde maaş alan bir antrenör var. İnsanın motivasyonu düşüyor ve görünüşe göre oynadıkları maçların %80'inden fazlasını da kazanmışlar. İyi. Ama buradaki başka bir antrenör ise 1,5 milyon liranın biraz üzerinde maaş almış ve %85'in üzerinde kazanıyorlar. Yani buradaki her bir nokta bir antrenörü temsil ediyor kısaca ve grafik aldıkları maaş ile kazanma yüzdelerini gösteriyor. Grafikteki çizginin verilerin trendini doğru gösterdiğini kabul edersek, aslında tabii bu bir varsayım değil mi? Çünkü bakın modelden uzakta olan bazı noktalar var. Her ne kadar pozitif doğrusal bir korelasyon olarak gözükse de sanki çok doğruymuş gibi görünmüyor. Mesela kazanma yüzdeleri %20'den %60'a varan ve düşük maaş alanında bulunan bir sürü antrenör var. Düşük maaş. Neyse, ama bizden bu çizginin doğru olup olmadığını bulmamız istenmemiş, sadece doğru kabul edip yorum yapmamız istenmiş. Dolayısıyla grafikteki çizginin verilerin trendini doğru gösterdiğini kabul edersek, çizginin y eksenini kestiği noktanın 39 olması ne ifade eder demiş. Peki. Soruya konsantre olamadık, farkındasınız değil mi? 4 milyon lira bilmem ne falan. Neyse, devam edelim. Eğer modeli doğru kabul edersek o zaman çizginin y eksenini kestiği noktanın 39 olması, modelin bize eğer bir antrenör hiç para kazanmıyorsa, yani 0 lira kazanıyorsa, oynadıkları maçların %39'unu kazandıklarını söylediği anlamına gelir. Bu biraz gerçek dışı bir sonuç olur çünkü çoğu antrenör en azından bir miktar maaş alıyordur, öyle değil mi? Her neyse, şimdi bakalım bu seçeneklerden hangisi az önce söylediğimizi tarif ediyor. Evet. Ortalama maaş 39 milyon liraymış. Hayır, hayır. Grafikteki hiç kimse 39 milyon lira kazanmamıştı. Ortalama olarak maaştaki her 1 milyon liralık artış %39'luk kazanma yüzdesi artışına denk gelmiş. Bu eğimle alakalı bir cevap olabilirdi ama eğimde hiç 39'muş gibi durmuyor. Ortalama kazanma yüzdesi %39'muş. Bunun da durumla bir alakası yok. Model antrenörleri 0 milyon lira maaş almış takımların ortalama %39'luk bir kazanma yüzdesine sahip olacağını söyler. Evet, bu az önce söylediğimize en yakın olan seçenek. Ne demiştik? Eğer modeli doğru kabul edersek, ki bu büyük bir soru işareti. Eğer modeli doğru kabul edersek model bize 0 lira kazanan bir antrenörün, ki hala iyimseriz farkındasınız, kazanmaktan bahsediyoruz. Yani hiç para kazanamayan demiyorum, dikkat edin. Evet, işte bunların %39 kazanma yüzdesine sahip olacağını söylüyor ve açıkçası bu yüzden modellerden şüphe duymalısınız. Mükemmel olmak zorunda değiller, özellikle de bazı ekstrem durumlarda. Ama yine de kim bilebilir. Her neyse. Umarım bunu faydalı bulmuşsunuzdur.